Öncelikli olarak herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Hem Tayvan Ticaret Merkezi'nin yönetici kadrosuna ve çalışanlarına hem de üyelerimize hem de katılımcı arkadaşlarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii Tayvan bizim için önemli bir ülke. Hem ithalat açısından hem de ihracat açısından birçok ortak işbirliği yaptığımız değerli bir ülke. Her ne kadar ağaç işleme makine sektöründe karşılıklı olarak ilişkilerimize bir başlangıç yaptık. Bu pandemi döneminde bir ufak bir ara versek de ileride gerçekten işbirliği olarak beraber çalışacağımız ülkelerden birisi kuvvetli muhtemel. Ben bu yüzden bu webinarın iki taraf açısından da verimli geçmesini umuyorum. Herkese iyi günler diliyorum. İnşallah başarılı bir webinar olur. Çok teşekkürler başkanım. Şimdi Mr. Chen'e ben sözü vermek istiyorum. Mr. Chen, microphone is off now. Open the microphone. Mr. Chen, duyuyor musunuz bizi? Mr. Chen. Nazanım, siz arayabiliyor musunuz? Moderatör şey yapabilir aslında. Anlat edebilir. Buradan deniyorum ama yes, now. Okay. I'm sorry. No Good problem. afternoon, Secretary General Onubeid, Dr. Ruhind, distinguished guest from the Woodworking, the Machinery and the Side Industries Businessmen Association of Turkey, AMSOT, ladies and gentlemen, this is Jimmy Chen, the director of Taiwan Trade Center Istanbul office. On behalf of Taiwan Trade Center, I'd like to express my sincere appreciation for the having you here today. Taiwan is a small country, but it is famous for its machinery clusters. There are more than 16,000 machinery companies in Taiwan, which hires 300,000 employees. 95% of them are small to medium enterprises. Most of the precision machinery companies are in the central Taiwan, which is the base of Taiwan's machine tools sector. Taichung has the highest density of the machinery companies in the world. Taiwan offers high quality, reliable machinery with competitive pricing and great after-sales services. Taiwan's integrated ICT industries and electronics can produce customized products that are eco-friendly and always delivered on time. The Taiwan-Turkey Machinery Alliance was formed in April 2016. The purpose of this alliance is to provide the most updated information of Taiwan machinery industries and better cooperation between Turkey and Taiwan. This is the first time that we hold the event online due to the coronavirus pandemic. As we know that some of you might be familiar with Taiwan or have already cooperated with Taiwanese machinery companies. Some of you might have been to Taiwan International Machine Tool Show, TIMTOS, in the past. We'd like to hear the more from you about your experience or and the feedbacks to Taiwan machinery as well. We are here and please feel free to share it with us. Later, my colleague Nazan Hanan will present more detailed information in Turkish. Thank you for your participation. If you need any services, please feel free to contact Taiwan Trade Center Istanbul office at any time. Thank you and wish you have a wonderful day. Thank you. Thank you very much Mr. Chen. Çok kısa özet bir şekilde Mr. Chen'in konuşması ile ilgili bilgi vermek isterim sizlere. Tayvan her ne kadar küçük bir ülke olsa da makina kümelenmesi açısından dünya çapında bir ülke olduğundan bahsettiler. Toplamda 16 bin makina firması olduğunu,
ve 300 bin istihdam sağladıklarını ilettiler ve %95'inin de KOBİ olduğu bilgisini verdi. Çoğunlukla takım tezgahları, yani metal işleme makinalarına yönelik bir üretim veya işte bu ağırlıkta firmaların faaliyet gösterdiğini belirttiler ve Taichung kenti ya da şehri Tayvan'da bu konuda en dünyadaki en popüler şehirlerden bir tanesi olduğundan bahsetti. Tabii Tayvan ve Türkiye'nin ilişkileri eskilere dayanıyor. Pandemi dönemindeki bu webinarda ilk yaptıkları online bir toplantı olduğundan bahsetti. TIMTOS fuarı ile alakalı olarak biraz kendisi bilgi verdi ve özellikle de Tayvan makinaları ile alakalı da varsa sizlerin feedbacklerini, geri dönüşlerini, görüşlerinizi bu toplantıda almak istediklerini belirttiler. Ve her zaman her konuda Tayvan'la ilgili olarak Tayvan Ticaret Merkezi'nin İstanbul ofisiyle irtibata geçebileceğinizden bahsettiler. Çok özetle geçtim tabii. Kayıtları daha sonra Tayitran'ın da izin olursa elbette paylaşıyor oluruz sizlerle. Şu an için ben sözü Nazan Hanım'a vermek istiyorum. Kendisi bir sunum gerçekleştirecek Tayvan makine sektörüyle ilgili. Akabinde de doçent doktor Ruhi Gürbal hocamız da Türkiye makine sektörüyle ilgili bir sunum yapacak. Teşekkürler Onur Bey. Ben öncelikle sunumumu paylaşmak istiyorum sizinle, tabii. Ekranımı. Tahmin ediyorum görülüyor şu anda. Ben de gözüküyor en azından. Evet, bir de bağlantımda ufak tefek aksaklıklar var bugün. Eğer bir problem olursa şimdiden kusura bakmayın demek istiyorum. İnternet bağlantısıyla ilgili ufak problemler olabiliyor. Ama olabildiğince hızlı ve akıcı bir şekilde sunumumu yapıp bitirmeye çalışacağım o yüzden. Öncelikle bu fırsat için teşekkür ediyoruz AİMSAT'a. Bizi bu toplantıda sektörle bir araya getirdiğiniz için. Benim ismim Nazan Güngör. Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul Ofisi Ticaret Geliştirme Müdürü olarak görev yapmaktayım. Bugün size hem Tayvan makine sektörü hem de Taitra ile ilgili faaliyetlerimizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Tayvan'la ilgili bilgileri vermek istiyorum size. Tayvan, Güneydoğu Asya'da yer alan bir ada devleti, başkenti Taipei, büyüklüğü 36.192 kilometrekare. Bu yaklaşık olarak Konya büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Nüfusu yaklaşık 24 milyon. Bu görece küçük ülkenin 2019 yılında gayri safi milli hasıla açısından dünyada sıralaması 21. Mukayese edebilmemiz için Türkiye'nin aynı listedeki sıralamadaki yeri 19. Yani ufak bir ülke gibi görünse de esasında ekonomi olarak hiç de ufak bir ekonomi değil. Kökleri anakara Çin'den gelen bir ülke. Formosa adasında kurulmuş. Geçmişte sadece iş gücüne dayalı bir ekonomisi varken zaman içinde teknoloji ve inovasyona verdiği önem sayesinde teknolojisiyle öne çıkmış durumda. Ve Asya'da iş alanında, teknoloji alanında bir merkez konumunda. Bizdeki bir icat çıkarma anlayışı vardır, bilirsiniz. Tayvan'da bunun tam tersi var. Öyle bir anlayışa sahipler. Küçüklükten itibaren eğitim de onları bu şekilde yönlendiriyor esasında. Her zaman için icat çıkar, yeni bir şeyler yap, yeni bir şeyler bul. Bu mottoyla büyüyorlar ve bu hayatlarına, eğitimlerine, iş hayatına da yansıyor ve bu sonuç olarak böyle teknolojik gelişmeler olarak açığa çıkıyor. Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi, Taitra, bizim ana kurumumuz, kar amacı gütmeyen bir kurum. Tamamen devlet ve endüstriyel organizasyonlar tarafından sponsor ediliyor. 1970 yılında kurulmuş, 1300 uzman çalışanı var. Tayvan'da 5, dünyada da 63 ofisi var. Aslında yapı olarak bizim Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne benzetebileceğimiz bir kurum. Tabii ondan farklı olarak dünya çapındaki ofislerle aktif olarak görev yapıyor. Temel misyonumuz Tayvanlı işletmelerin uluslararası pazarlarda gelişimine yardımcı olmak, ticari politikaların uygulanması için Tayvan devletiyle işbirliği içinde olmak ve danışmanlık hizmetleri vererek uluslararası firmaları Tayvanlı partnerlerle buluşturmak.
Tayvan'daki iş dünyasına baktığımızda öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz. Tayvan semiconductor, yani yarı iletken dediğimiz ürünlerde ve genel olarak IT sektöründe, bilgi teknolojileri endüstrisinde dünyada en üst sıralarda yer alıyor. Asya'nın kalbinde bir teknoloji merkezi diyebiliriz Tayvan için. Dinamik bir ekonomiye sahip, stabil bir demokrasisi var. Serbest ve uluslararası ekonomi için de ideal bir iş ortamı. Dolayısıyla yatırımcılar ve girişimciler için Asya'ya açılan güvenli bir kapı esasında. Tayvan'ın ekonomisi deyince toplam 600 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Yaklaşık 350 milyar dolar, 250 milyar dolar, özür dilerim, 350 milyar dolar ihracat, 250 milyar dolar ithalat gibi düşünebilirsiniz. Her yıl dış ticaret fazlası veren bir ülke. Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanan küresel rekabet endeksinde 2019'da 12. sırada yer almış dünyada. Asya Pasifik'te de 4. konumda. Bir başka endeks daha var. İş ortamı risk endeksi, BERI diye kısaltılması. Bunun 2020 verilerine göre de dünyada 3. sırada yer alıyor. Genel yatırım için cazip bir ülke ve en iyi iş ortağınız olmaya aday her anlamda. Tayvan deyince akla gelen başlıca iki sektör var. Bilgi teknolojileri ve makine sektörleri. Bunun yanı sıra yeşil enerji ve akıllı şehirlerde yükselen sektörler arasında. Bu noktada makine konusuna geçmeden önce bilgi teknolojilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü Tayvan'ın bilgi teknolojilerindeki başarısının aslında makine ve özellikle de akıllı makine teknolojisindeki başarısında çok büyük bir payı var. Bilgi teknolojilerinin kalbi Silikon Vadisi'nde, Tayvan'ın Silikon Vadisi'nde Hsinchu şehrinde yer alıyor. Burada 400'ün üstünde firma var ve ITRI, Tayvan'ın TÜBİTAK'ı diyebileceğimiz kurum da burada yer alıyor. Burada hem bilim, teknoloji, Ar-Ge ve biyoteknoloji çalışmaları ağırlıklı olarak yapılıyor. Tayvan'ın öne çıkan markalarından bizim de aşina olduklarımız epey var esasında. Asus, Acer, HTC, TSMC, MSI gibi elektronik markaları. Bunun yanında Tayvan uluslararası birçok markanın Ar-Ge ve inovasyon merkezinin de bulunduğu bir ülke. IBM, Dell, HP, Microsoft gibi birçok marka inovasyon merkezi için Tayvan'ı tercih etmiş durumda. Bir iki örnek daha vermek istiyorum makineye geçmeden önce. Örneğin Apple'ın da ilk Ar-Ge merkezi Tayvan'da açılmış. 2015'te Apple ilk Ar-Ge merkezini Tayvan'da kurduğunda burada parmak izi tanıma, mikro LED, AMOLED gibi teknolojilerini geliştirdi. Şu anda yeni piyasaya çıkan iPhone 12'lerinde, 12'lerde kullanılan A14 çipi de sadece TSMC, Tayvan Semiconductor firması tarafından üretiliyor. Bir başka örnek de Google. Google'ın da Asya'daki en büyük data merkezi Tayvan'da yer alıyor. Bir de bizden bir örnek vereyim. Arçelik, hepimizin gurur duyduğu önemli markalarımızdan. Arçelik'in de dünyada şu anda iki yerde teknoloji merkezi bulunuyor. Bunlardan biri Londra'da, diğeri de Tayvan'da. Bu Ar-Ge merkezinde, burası bu teknoloji merkezi hem Ar-Ge hem de tedarik ofisi işlevini görüyor. Dijital teknolojilerinin hemen tamamını burada gerçekleştiriyor ve geliştiriyor Arçelik. Şimdi makine endüstrisine geçmek istiyorum. Tayvan'ın ekonomisinin en güçlü kanatlarından biri makine endüstrisi. Tayvan hükümetinin odaklandığı sanayiler var. Nedir bunlar? Çevre dostu sektörler, biyotek ve medikal, sirküler ekonomi, milli savunma, Silikon Vadisi ve dolayısıyla bilişim teknolojileri ve tarım. Ama hepsinden önce akıllı makineler geliyor. Hükümet hassas makineden akıllı makineye geçiş yaparak Tayvan'ın dünyada ilk 5 üretici, ihracatta da ilk 3 ihracatçı sıralamasına girmesini hedefliyor ve bunun için her türlü yatırımı, girişimi destekliyor. Tayvan'da endüstriyel kümelenme geleneği çok yaygın. Makine endüstri kümelenmesi de Taichung'da yer alıyor. Burada eksiksiz bir
endüstriyel tedarik zinciri var. Adeta böyle bir koridor gibi sıralanıyorlar ve Tayvan'ın küresel rekabette avantajlı konumunda olmasını sağlayan firmalar bu bölgede yer alıyor. Toplam 1500'ün üzerinde makine üreticisi var Tayvan'da. Bunlar 10 bin tane uydu firma, 300 bin çalışan var. Firmaların %95 oranındaki kısmı KOBİ ölçeğinde. Buraya onlar altın vadi de diyorlar, Golden Valley. Dünyada makine firması yoğunluğunun en yüksek olduğu bölge. Tayvan makinesi deyince, Tayvan makinesinin avantajları esasında şöyle sıralayabiliriz. Talebe özel yapılan makineler var. Tailor-made üretim çok yaygın. Makul fiyat ve yüksek kalite sunuyorlar. Güçlü bir Ar-Ge kabiliyeti var ve akıllı makineler konusunda da öncüler. Dünyada ihracattaki sıralamasına bakacak olursak Tayvan makine alt sektörlerinin ağaç işleme makineleri ve takım tezgahlarında dünyada ihracatta 4. sıradalar. Plastik kauçuk ve tekstil makinelerinde 6. sırada, ayakkabı makinelerinde de 2. sırada yer alıyorlar. Tayvan makine ürünlerinin %76-%80 oranında kısmı ihraç ediliyor. Çok büyük bir ihracatçı. Ve akıllı makineler son senelerde gelişmekte olan ve önümüzdeki senelerde çok daha fazla üstüne konuşacağımız akıllı makineler. Bu konuda da devletin teşvik projeleri var. Amaçları bu çözüm odaklı bir akıllı makine merkezi haline gelmek, akıllı üretimi desteklemek. Dediğim gibi hassas makineyle başlamıştı Tayvan'ın makine endüstrisi serüveni. Bunu bilgi teknolojileriyle entegre ederek akıllı makineye geçiş yaptılar. Şimdi ise artık bunu IoT, nesnelerin interneti, özelleştirilmiş hizmetler, bulut teknolojileri, yapay zeka gibi şeylerle destekleyerek tamamen bir akıllı üretim düzenine geçmek için çalışmalarını bu şekilde sürdürüyorlar. Tayvan satış sonrası hizmetleriyle birlikte rekabetçi fiyatları, yüksek kaliteli, güvenilir makineleriyle öne çıkıyor. Aynı zamanda entegre bilgi teknolojileri uygulamaları, çevre dostu ve her zaman zamanında teslim edilen, talebe özel üretilebilen makineleriyle avantaj yaratıyor. Tayvan'ın konumu da uluslararası şirketlerin merkezlerini Asya Pasifik bölgesinde kurmaları için mükemmel bir yer. Avrupa, Amerika, Japonya gibi yükselen pazarlar, özellikle yükselen Asya pazarlarını da birbirine bağlıyor. Yüksek ekonomik ve stratejik bir değeri var Tayvan'ın bu anlamda da. Şimdi makinenin alt sektörlerine kısaca bakmak istiyorum. İzin verirseniz. Takım tezgahları ile başlayacağız. Takım tezgahları Tayvan makine sektöründe çok önemli bir yer kaplıyor. Takım tezgahı üretiminde dünyada 7. sırada Tayvan. İhracatta da 4. sırada. 138'den fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Toplam 1500 firma var bu sektörde. 500'ü takım tezgahı üreticisi. 1000 tanesi de yan sanayi ve aksesuar firması. 3.9 milyar dolar üretimi var 2019 yılında. Tayvan takım tezgahı makinelerini bizler de Türkiye'deki sektör üyeleri olarak yakından tanıyoruz. Birçoğu Türkiye'de temsil ediliyor. Özellikle satış sonrası hizmetlerdeki kalitesiyle de tercih edilen ürünler, markalar arasında Tayvan markaları. Takım tezgahı sektöründe makine alanında 2019'da en çok ihracat yapılan ülkeler Çin, Amerika, Hindistan. Parça alanında da yine en çok ihracat yapılan ülkeler Çin, Japonya ve Amerika. Makine türlerine göre de bir dağılımı paylaşmak isterim sizinle. En çok ihraç edilen makineler sırasıyla makine merkezleri, torna tezgahları, taşlama makineleri, lazer kesim ve ultrasonik makineler ve presler. Burada alanında lider bazı firmaların isimlerini de sizlerle paylaşıyoruz.
Ve plastik ve kauçuk makinelerine geçiyoruz ikinci makine alt sektörü olarak. Plastik kauçuk makine sektörü de Tayvan'daki önemli, öne çıkan makine sektörlerinden birisi. Tayvan'ın makine ihracatında takım tezgahlarından sonra ikinci sırada yer alıyor. 1 milyar dolar tutarında bir ihracatı var 2019 verilerine göre. Çoğunluğu orta ölçekli firmalardan oluşan 400 üretici var. %90'ı da Tayinan bölgesinde kümelenmiş durumda. Sektörle ilgili bazı bilgileri paylaştım bu slaytta. Kısaca toplam üretimi 1,43 milyar dolar, ihracat 1,11 milyar dolar diye belirtmiştim. Almanya, Çin, İtalya, Japonya ve Amerika'nın arkasından Tayvan bu alanda dünyada 6. büyük ihracatçı konumunda. En çok ihraç edilen makine türleri bu sektörde de sıralayalım. Enjeksiyon makineleri, ekstrüzyon makineleri, şişirmeli kalıplama makineleri, yardımcı makineler ve yedek parçalar şeklinde sıralayabiliriz. Yine burada da sektörün öne çıkan bazı firmalarını, isimlerini sizin için sıraladık. Yine plastik makineleri konusunda da Türkiye önemli bir alıcı Tayvan ürünlerinden. Türkiye'nin üretim gücü de çok yüksek ama plastik makineleri konusunda Tayvan'dan epey bir ithalat da yapıyoruz. Ve geldik ağaç işleme makinelerine. Tayvan makine endüstrisinde ağaç işleme makineleri 3. sırada yer alıyor. Hem slaytlarımızda hem de genel büyüklük anlamında. Ağaç işleme makineleri alanında ihracat odaklı bir ülke Tayvan. İhracatta dünyada 4. sırada yer alıyor. Ürettiğinin %80'ini ihraç ediyor. Yine burada da bir endüstriyel kümelenme var. Tayvan'ın orta bölgesinde genel olarak yoğunlaşmış durumda firmalar. 300'ün üzerinde de ağaç işleme makinesi üreticisi var Tayvan'da. 2012 yılında bakanlıklar ve sektörel derneklerin desteğiyle kurulan 50 üretici firmanın katılımıyla kurulan V-Team diye bir ağaç birliği var. Bu da sektörün gelişimi için ortak çalışmalarına devam ediyor. En çok ihracat yapılan ülke bu alanda Amerika, Çin ve Vietnam. 2019 verilerine göre 585 milyon dolarlık bir ihracatı var. Ve en çok ihraç ettiği ürünler testere makineleri, diğer ağaç işleme makineleri ve üçüncü sırada da planya, freze ve kalıplama makineleri yer alıyor. V-Team çalışmalarını özellikle ağaç işleme konusundaki otomasyon hatlarını geliştirmek üzerine yoğunlaştırmış durumda. 2012'de kurulan bu birlik 2017'den beri toplamda 79 üretim hattı satarak 26 milyon dolarlık bir satış geliri elde etmiş bulunuyor. Dördüncü kalem olarak gıda ve ambalaj makinelerinden bahsedebiliriz Tayvan'ın. Gıda ve işleme ve ambalaj makineleri de Tayvan'ın önem verdiği sektörlerden birisi. Yine özellikle talebe özel ürettikleri gıda işleme makineleriyle öne çıkıyorlar. Her türlü hazır gıda ve bilhassa deniz mahsulleriyle ilgili çok ileri teknolojide makineler üretiyorlar. Önemli bir ihracatçı yine 2019'da 473 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş. Toplam 258 üreticisi ve 160'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Üretiminin %70'ini yine ihraç eden bir alt sektör. Son olarak da tekstil makinelerine değinmek istiyorum. Tekstil makineleri sektörü de sektör büyüklüğü 12,9 milyar dolar. Dünyadaki en büyük 8. ihracatçı konumunda ve toplam ihracatı 961 milyon dolar. Burada da yine hedef ülkeler Vietnam, Çin, Japonya, Amerika gibi ülkeler. En çok ihraç edilen ürünleri dikiş ve konfeksiyon makineleri birinci sırada geliyor. Boyama ve terbiye makineleri ikinci sırada. Örgü makineleri, birleştirme makineleri de üçüncü sırada yer alıyor. Tayvan'ın yine bu alanlarda
eğirme, dokuma, örme, boyama ve dikiş konfeksiyon alanlarındaki öne çıkan bazı firmalarının isimlerini sizinle paylaştık bu slaytımızda. Örme ve boyama özellikle Tayvan'ın lider olduğu alanlardan birisi. Tayvanlı üreticilerin bu donanım ve yazılım entegrasyonu alanında özellikle de Ar-Ge ve makine otomasyonu konusunda avantajları bulunuyor tekstil makinesi alanında da. Makine sektörüne böyle bir göz attıktan sonra biraz da Tayvan ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilere değinmek istiyorum. Tayvan'ın Türkiye'ye toplam ihracatı 2019 itibariyle 1,3 milyar dolar. Onlardan ithal ettiğimiz başlıca kalemler elektronik devreler ve transformerlar, metal işleme makineleri ve takım tezgahları, elektronik ve bilgi teknolojileri ile ilgili ürünler ve oto yedek parçaları. Bugün bu toplantıyı yapmamızın amacı Tayvan-Türkiye Machinery Alliance, makine birliği esasında. Bu birliğin faaliyetleri kapsamında bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bu birliğin amacı Tayvan makine endüstrisi ile ilgili en güncel bilgileri paylaşmak ve Türkiye ve Tayvan arasındaki işbirliğini güçlendirmek. Bu Tayvan Dış Ticaret Bürosu ve TAITR tarafından organize edilen bu Machinery Alliance toplantılarında biz ithalatçılar, distribütörler, temsilciler veya makine alıcılarıyla bir araya gelerek sektördeki son gelişmeleri ve özellikle Tayvan'daki fuarları, bunları ziyaret ve B2B görüşmelere katılma imkanları ile ilgili detayları paylaşıyoruz. Buradan Tayvan makine fuarlarına geçmek istiyorum. Tayvan makine sektörü bu kadar önemli, önem arz eden, önem verilen bir sektör olduğu için tabii fuarlarıyla da öne çıkıyor. Birçok makine fuarı var, makine alt sektörlerine yönelik, takım tezgahlarından plastik makinelerine, gıda teknolojilerinden ambalaj makinelerine, tüm makine alt sektörleriyle ilgili yıl içinde düzenlenen önemli fuarlar var. Ben size burada 3 fuarla ilgili tarih ve kısa bilgi paylaşmak istiyorum. Bunlardan en önemlisi TIMTOS, dünyanın en büyük makine teknolojileri fuarı. Takım tezgahlarına yönelik bir fuar. 15-20 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu fuar. 2 yılda bir gerçekleşiyor. Ve kelimenin tam anlamıyla dünyanın dört bir yanından takım tezgahları alanındaki firmaların buluşma noktası oluyor diyebiliriz. İkinci fuarımız ağaç işleme makinelerine yönelik Wood Taiwan Fuarı. Bu da yine bahar aylarında Nisan 2021'de gerçekleşecek. Normalde 2020 senesinde olacaktı ama pandemi sebebiyle 2021 senesine ertelendi. Bir de IMT Duo, Akıllı Makineler ve Üretim Teknolojileri Fuarı var. Bu da yine 2 yılda bir olan bir fuar. 2020'den sonra önümüzdeki versiyonu 2022 senesinde olacak. Nesnelerin interneti, yapay zeka alanında inovasyonlar ve bunların makine ve üretime entegrasyonuyla ilgili ürünler ve teknolojiler sergileniyor bu fuarda da. Şimdi bu noktada TAITR olarak biz size ne gibi hizmetler sunuyoruz? Kısaca onlardan da bahsetmek isterim. Bizim hizmetlerimizin 3 ana başlığı var. Profesyonel fuarlar, tedarik toplantıları, sourcing meetings diyoruz ve online toplantılar. Tayvan'da düzenlediğimiz fuarlar uluslararası nitelikte ve ticari fuarlar. Bunlar sadece Tayvan'la değil, Güneydoğu Asya ile özellikle iş yapmak isteyen herkes için önemli buluşma noktaları. Sizleri bu fuarlarda aramızda görmeyi gerçekten çok isteriz. Fuarlarla ilgili bazı desteklerimiz bulunuyor. Bu destekleri 3 şekilde olabiliyor. Uçak bileti desteği, otel desteği ya da transfer desteği. Bunların üçü birlikte de olabiliyor ve veya şeklinde de olabiliyor. Bunlar için her fuara göre başvuran firmanın değişen yıllık satış ve ciro satışı kriterine bakılıyor. Bireysel ziyaret olduğunda, bireysel ziyaret için destek başvurusu yapıldığında ciro şartı aranıyor. Bu minimum 1 milyon dolar olmak üzere her sene fuara özel olarak belirlenen bir kriter oluyor. Örneğin bu yıl için TIMTOS ziyaretçi ciro kriteri henüz anons edilmedi.
Anons edildikten sonra biz buna göre gelen başvuruları değerlendiriyoruz. Merkezimizle paylaşıyoruz. Merkezimiz onaylarsa uçak ve otel desteği veriyor. Burada her ülke için belirli kontenjanlar söz konusu olduğu için erken başvuru her zaman için önem taşıyor. Grup organizasyonlarında ise, yani işte ticaret odaları veya dernekler aracılığıyla yapılan organizasyonlarda ise ciro kriteri daha ikinci planda, yani daha küçük ölçekli firmalar da grup kapsamında katılabiliyorlar. Ama burada en az 10 firma olması gerekiyor. 10 firma toplandığında bir de grup liderine promosyonumuz oluyor. Grup lideri uçak, otel ve transfer, gruptaki firmalarda otel ve transfer desteği almış oluyorlar. Bu fuarlarla ilgili desteklerimiz kısaca bu şekilde. Sourcing toplantılarımız da yılın belli zamanlarında düzenlediğimiz belirli sektörlere yönelik B2B görüşme organizasyonları. Bunlarda destek için özür dilerim. Yıllık ciro kriteri 3 milyon dolar. Bu toplantılar için de desteklerimiz uçak, konaklama ve transfer şeklinde oluyor. Bunlar sene başında zaten o yıl yapılacak olan sourcing meetingslerin sektörleri belirleniyor. Belirlenen sektörler doğrultusunda duyurularımızı yapıp yine fuar gibi bunun promosyonları ile ilgili de bilgilendirmelerimizi yapıyoruz ilgili firmalara. Son olarak da bir online meetinglerimizden bahsetmek istiyorum. Biz esasında bu pandemi öncesinde de çok yoğun olarak online meeting organize ediyorduk. Ancak bu süreçte tabii fiziksel toplantılar tamamen imkansız hale geldiği için online toplantılarımıza daha da fazla eğildik ve çok büyük artış yaşandı 2020 senesinde. Halen de bu şekilde devam ediyoruz. Burada da amacımız Türk ve Tayvanlı firmaları Skype ya da Zoom gibi programlar aracılığıyla buluşturup görüştürmek. Bunun için önce Türk firmalardan hem firma bilgilerini hem de ilgilendiği ya da ihtiyacı olan ürün ile ilgili detaylı bilgileri alıyoruz. Daha sonra bu bilgileri Taipei merkezimizle paylaşıp bu talebe uygun tedarikçi firmaları buluyoruz. Orada bizim sektörlere göre ihtisaslaşmış ekiplerimiz var. Uygun tedarikçileri buluyorlar. Sonra da hem Tayvanlı hem Türk firmaya uygun olan gün ve zamanda Skype Zoom toplantısını organize ediyoruz. Bunlar da oldukça verimli geçiyor. Özellikle şu dönemde zaten tek ulaşabildiğimiz seçenek bu olduğu için epey iş görüyor açıkçası. Faydasını gördüklerini firmalardan, katılımcılardan dinliyoruz. Biz de memnun oluyoruz bu duruma. Bütün bu hizmetlerimiz ve aklınıza gelebilecek diğer sorularınızla ilgili bizimle her zaman bu slide'da gördüğünüz iletişim bilgilerinden temasa geçebilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaktan her zaman mutluluk duyarız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa sunumlar sonrasında yine yardımcı olmaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Nazan Hanım çok sağ olun. Soru ve cevapları da Ruhi Hoca'nın sunumundan sunumu akabinde alacağız. Sorusu olanlar chat kısmından söz almak istiyorum şeklinde bir not bırakırsa oradaki sıraya göre en son soruları iletiriz. Ruhi Hocam buyurun. Öncelikle iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum ayrıca tabii ki. Sağ olun hocam. Bu arada ben Arif Bey'in talebi doğrultusunda bir sunum hazırlamıştım ama kapsam itibariyle belki biraz daha farklı bulacaksınız. Çünkü daha çok dünyadaki gelişmeler ve Türk makine imalat sanayini tanıtıcı bir çalışma değil. Genelde hem dış ticaretiyle ilgili ve de şu anda güncel gelişmelerle ilgili, güncel ekonomik gelişmelerle ilgili makine imalat sanayinin genel durumunu ortaya koyan kısa bir sunu hazırladım. Dolayısıyla umarım katkıda bulunur. Öncelikle tekrar hepinize biliyorsunuz gündem nedeniyle sağlıklı günler ve mutlu bir yaşam diliyorum. Şöyle ifade edeyim. Öncelikle şu anda şehir ediyorum galiba, değil mi? Görebiliyoruz. Evet hocam, gözüküyor. Tamam. Şimdi
genel olarak makine imalat sanayi Türkiye'nin önemli sektörlerinden bir tanesi. Çünkü baktığımız zaman Türkiye'de şuradan görebiliriz. Dış ticaretindeki payına, tabii içerideki ekonomik değer olarak da sıralamada önemli bir yere sahip. Ama Türkiye'nin dış ticaret açısından ihracatta 7-15 ile başlayan, yani %7'ler düzeyinde olan ve daha sonra şu anda özellikle ilk 10 ayda %8.34'e kadar çıkan, yani Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı açısından bir sektör. Ancak unutulmaması gereken bu sektörler bizim SITC dediğimiz endüstriyel sınıflamada 71, 72, 73 ve 74'ü grubun toplamı. Çünkü makine imalat sanayi sınıflamalara göre farklı rakamları arz edebiliyor. Çünkü SITC, ISIC sıralaması, NACE Reviki sıralamasına göre 4 sıralaması, SITC 4 sıralamasına göre farklılar gösteriyor. Bu bizim şu anda görmüş olduğunuz grafikte, şu sağ tarafta gördüğünüz şu eğilim ithalattaki payını gösteriyor bizim sektörü Türkiye'nin. Mavi olan ise ihracattaki payını gösteriyor. Yani büyük ölçüde özellikle son yıllarda ihracatının ithalatını karşılama oranında yüksek olduğunu ifade etmek mümkün. Türkiye'ye baktığımızda, Türkiye'den geldiğimizde Türkiye geçmişten bu yana kendini 200 milyar dolar civarında, 300 milyar dolar civarında hedefler koyan ve bu hedeflere ulaşmak için çaba sarf eden bir ülke. Örneğin 2013 yılında 161 milyar dolar olan ihracatımız geçen sene 180 milyar dolar civarında tamamladık. Bu sene ise ilk 10 ayda, ki bu 10 ay ne oluyor? Ekim sonu itibariyle Türkiye yine de nispeten iyi bir performans gösteriyor. Geçen sene ilk 10 ayda 149 civarında olan milyar dolar civarında olan ihracatını 135 milyar dolar olarak gerçekleştirdi. İthalatta ise az da olsa %2.2 düzeyinde ilk 10 ayda geçmiş yıla göre artış görüldü. Bu tabii beraberinde şeyi getiriyor. İhracatın ithalatı karşılama oranının düştüğünü gösteriyor. Yani 87'lere kadar ihracatın ithalatı karşılama oranı yükselen bir ülke. Bu pandemi döneminde geçen seneki ilk 10 aya göre 77'ye gerilemiş durumda. Bu grupta ise yıllara göre Türkiye makine teçhizat imalat sanayinin biraz evvel ifade ettiğim gibi 71, 72, 73, 74 grubunun SITC şeyini görüyoruz, ihracat rakamlarını. Ki yaklaşık 10-12 milyar dolar civarında yıllardır performans gösteriyor. 2012-2013'ten 2019 yılına kadar 10-15 milyar dolar civarında bir ihracatı var. 2019 yılında 15.1 gibi düzeye erişiyor. İlk 10'a baktığımızda yine burada bir gerileme var doğal olarak geçen seneye göre. 12,5 milyar dolardan bu sene ilk 10 ayda 11.3 milyar dolara düşmüş. Ve ihracatın ithalatı karşılama oranında 0.60 olmuş. Yani %60. Buna karşılık şeyde ise, ithalatta ise 17.4 milyar yaklaşık dolar olan ithalatımızda 19 milyar dolar civarına erişmiş. Şimdi bunu alt sektörler itibariyle baktığımızda ise güç üreten makineler dediğimiz 71 grubu var. Bu 71 grubu motor, türbin, buhar kazanı gibi ürün gruplarını kapsıyor. Bu grupta Türkiye'nin %50 düzeyinde, yaklaşık 50-60 düzeyinde bir ihracatın ithalatını karşılama oranı söz konusu. Örneğin 2019 yılında 4.4 milyar dolarlık bir ihracat. Buna karşılık 2019 ve 2019'da oldukça 2020 yılının ilk 10 ayında 2019'a göre oldukça yüksek bir düşüşle, %19.3'lük bir düşüşle 2.92 milyar dolara düşmüş. İthalatta da kısmen bir azalma olmuş ama oradaki azalma %4.8. Dolayısıyla bu sektörde alınacak oldukça yol var. Makine imalat sanayinde. Dikkat edilecek bir nokta aslında ihracat eğiliminin 2019 yılına kadar
2016'daki Sivri Tepe'ye çıkmanın dışında yükselme eğilimi göstermesi. Buna karşılık belirli sanayi için özel amaçlı makineler, bunda da tekstil makineleri var, gıda, inşaat ve tarım makineleri gibi makineler grubu var. Bu grupta ise ihracatımız hızlı bir artış söz konusu ihracatımızda ki 2019 yılında zaten baktığımız zaman bu grubun ihracatında ihracatın ithalatı karşılığında %99 yani bir birim ya bir para birimi ihracat, dolar para birimi ihracat, bir para birimi ithalat gibi görebilirsiniz. Çünkü 4 milyar dolarlık bir ihracata karşılık 4.02 milyar dolar gibi bir ithalat gerçekleşmiş. İlk 10 ayda da özellikle geçen sene ilk 10 ayda 1.03'e çıkmış. Yani ihracat ithalatı karşılama oranı ilk defa yükselmiş ve ihracatı ithalattan daha fazla olmuş. Yani dış pazarlarda oldukça önemli bir atılım gerçekleşmiş ve yurt içi tabii ki bu beraberinde ithalatın azalması yurt içi pazarda da önemli bir faktör olarak ortaya çıkmış. Ancak 2020'nin ilk 10 ayında ise 3,02 milyar dolar ihracat yapılırken ithalat ise 4,23 ve ihracat ithalatı karşılama oranı da %71 olmuş. Yani dış ticaret açığı veren bir konuma gelmiş. Genel amaçlı sanayi makineleri ise bunda ısıtma, soğutma, pompalar, taşıma ekipmanları gibi ekipmanlar var. Bu grupta da ihracatımız 2019 yılına kadar sürekli olarak artış eğilimi göstermiş ve en yüksek ihracat hacmine sahip olan grup bu grup. 5.92 ile 2019'da 5 yani 6 milyar dolara yakın bir ihracat. Buna karşılık 8,4 milyar dolar bir ithalatla kapatmış ve ihracat ithalatı karşılamanı %71 olmuş. Bu grupta özellikle şey grubunda ısıtma ve soğutma bölümünde ihracatın ithalatı karşılama oranı birden yüksek. Yani Türkiye gerçekten dış ticaret fazlası veren bir konumda bu sektörde, alt sektörde. 2019'da 4.9, 2020 10 ayda da 4.9 aşağı yukarı aynı miktarda ihracatı gerçekleştirmiş bu zorluklara karşın ki ilk 10 ayda makine imalat sanayinin her ne kadar geçmiş seneye göre şeyi azalmış olsa da cüzi miktarda azalmış olsa da ihracatı yine de başarılı bir dönem geçirdiğini söylemek mümkün. Çünkü iç pazardaki daralmanın kaybını aynı oranda dış pazarlarda yaşamamış. Bu da bir ölçüde makine imalat sanayinin rekabet gücünü artırdığını ve dış pazarlarda benimsenebilir ve de kabul edilebilir ürünlere sahip olduğunu göstermesi açısından önemli. Ki ithalatta da 6.9 milyardan 7.5 milyar dolara çıkmış. Dolayısıyla burada ihracatta bir 9.1'lik bir artış söz konusu. Ki metal işleme makineleri dış ticaretine bu grup ise 73 numaralı grup ki ağaç işleme makineleri sanayide bu grubun içinde metal aynı zamanda biraz evvel Nazan Hanım da ifade ettiler. Metal işleme makineleri altında ağaç işleme makineleri de bulunuyor. Bu grupta ise Türkiye'nin ihracat şeyinin potansiyeli olmasına karşın rekabet gücünün çok fazla yüksek olduğunu grup olarak söylemek mümkün değil. Çünkü biraz sonra belki sonunda ağaç işleme makineleriyle ilgili biraz daha detaylı, çok detaylı demeyeceğim, 2-3 şeyle, grafikle ağaç işleme makinelere bakacağız. Ağaç işleme makineleri biraz daha farklı bir konumda. Bu grupta yaklaşık 860 milyon dolar civarında 2018-19 ihracatı, buna karşılık 1,5 milyar doların üstünde bir ithalatı söz konusu. 2019-10 aya baktığımızda da epeyce bir hızlı bir düşüşü var. %15.7'lik bir şey kaybı var. İhracatta ihracattaki değer kaybı var. Ve buna karşı ithalat ise %14.7 artmış. Dolayısıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı da aşağı yukarı %50 düzeylerine gerilemiş. Şimdi genel olarak makine imalat sanayinin Türkiye'deki dış pazarlardaki durumunu bu şekilde verdikten sonra bir de içerideki bazı gelişmelere bakmakta yarar var. Çünkü bu biraz evvel ifade ettiğim slide'ı hazırlarken, sunumu hazırlarken sadece makine imalat sanayinin tanıtımı değil, şu andaki mevcut durumunda hangi noktada olduğumuzu da bir parça birkaç slide'la göstermeye çalıştım.
Öncelikle Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasıladaki ki üçüncü çeyrek rakamları açıklandığı için bu grafiği vermekte yarar gördüm. Sonuçta Türkiye'nin şu andaki bulunduğu konumu da açıkça iç pazardaki durumunu da gözlemek mümkün. Biliyorsunuz son özellikle COVID-19 ölümcül salgın, küresel ölümcül salgının, ben pandemiyi tercih etmiyorum. Onun için küresel ölümcül salgın olarak ifade ediyorum. Baktığımızda onun etkilerini gerçekten ikinci çeyrekte çok önemli ölçüde tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi her ne kadar bazı ülkelerden daha az hissetsek de büyük ölçüde yaşadık. Ki burada imalat sanayinin %18.2 daraldığını, gayri safi yurt içi hasılamızda %9.9 daraldığını biliyoruz. Fakat Mayıs ayından sonra ortaya çıkan bir rahatlama ve şey dönemi, kısıtlamaların kaldırılması dönemi, bunun yanında 2019'un 3. çeyreğinde yaklaşık 0'a yakın, ya 0.9 civarında büyüme baz etkisini de göz önüne alırsak, açıklanan rakam imalat sanayinde 9.3'ün büyüdüğü, dolayısıyla şeyde ise gayri safi yurt içi hasılada ise %6.7'lik bir büyümenin görüldüğü ortaya çıkıyor. Bunun tabii yan etkileri, bunun büyümeyi yol açan etkileri bir başka konu biçimde tartışmak lazım ama bizim konumuz değil. Dolayısıyla oradaki bir açılış ve de pazarın genişlemesi gibi sonuçları var. Bu arada dikkat çeken bir nokta, Türkiye'nin aslında geçmişten bu yana özellikle sabit sermaye yatırımlarında makine imalat sanayi, makine teçhizat sanayi açısından oldukça sıkıntılı bir dönem yaşadığını görüyoruz 2018'ler döneminde. Çünkü o dönemlerde makine ve teçhizat yatırımlarında bir daralma var. Bu hem iç pazardaki bizim hem şeyi üreticilerimizi çok önemli ölçüde etkiliyor. Hem de tabii ki sizler Tayvan ihracatçıları için de, yani Türkiye'den ithal edenler için de bu pazarın daralması aynı zamanda iyi ifade ediyor. İthalatın daralmasını veya ithalatın azalmasına yol açacak nedenlerden bir tanesi. Ancak 2020'nin birinci, ikinci ve üçüncü çeyreğinde ilginç bir gelişme var. 2018'in ilk dönemlerinde ve 2017 ile başlayan hatta daralmalardan sonra 2020'nin birinci çeyreğinde %14.6'lık bir şey artışı söz konusu. Makine teçhizat sanayi artışı söz konusu yatırımlarda veya sabit sermaye oluşumunda artış söz konusu. İkinci çeyrekte 4,5, üçüncü çeyrekte 23,5 gibi bir değer ortaya çıkıyor. Bunu şuna bağlamak mümkün. Üçüncü çeyrekte özellikle kredi hacminde yapılan büyük gelişme veya artış beraberinde bir kısım yatırımlara kaydığını söylemek mümkün. Üretimdeki gelişmelere baktığımızda üretimde yine makine imalat sanayi üretiminin, ki biliyorsunuz türetilmiş talebe dayalı bir makine imalat sanayi, yani son alıcının veya tüketicilerinin talebi önce imalat sanayini etkiliyor, daha sonra da makine imalat sanayinde kapasite kullanım oranlarının düşmesi ya da talebin artması nedeniyle ortaya çıkan makine alımlarına yol açıyor. Dolayısıyla makine imalat sanayi üretim artış ve azalışları imalat sanayinin altında kalmış bu dönemde. Bu da doğal. Genel olarak baktığımızda, yani izlediğiniz zaman bazı şeyler hariç, aylar hariç, ki burada Eylül ayına kadar olan şeyi görüyorsunuz. Üretimdeki gelişmelere bakıyorsunuz. Üretimdeki gelişmeler yıllık bazda da aylık bazda da Türkiye'de son dönemlerde artıyor ki burada geçen ikinci çeyrekte üretimdeki artış imalat sanayinde -17.4, ki daralmayla da bağlayabilirsiniz bunu gayri safi yurt içi hasılada da. Buna karşılık makine imalat sanayinde 11.9, yani imalat sanayi ortalamasına göre makine imalat sanayi daha az etkilenmiş. Aynı şekilde ki 23.4 büyüdüğünü söylemiştik makine teçhizat yatırımlarının. Burada da onun yansımasını görüyoruz. Üçüncü çeyrekte %7.4 bir üretimde artış söz konusu oluyor üçüncü çeyrekte. Bunun yanında makine imalatı, metal işleme makineleri üretimi ise ayrı bir alt, diğer makine imalat sanayi alt sektörlerine değil, ağaç işleme makinelerinin de bulunduğu, metal işleme makinelerinin
şeyini bir göstermek istedim. Sanayi üretim endeksini. Orada da Mayıs ayında özellikle 70.6'ya düşüyor endeks ki o çok çok düşük. İmalat sanayinin altında çok önemli ölçüde etkilendiğini görüyoruz. Bizim ağaç işleme makinelerinin ve metal işleme makineleri sanayinin şeylerini, üretimini. Dolayısıyla üretim endeksinde şeye göre makine imalat sanayi ortalamasına göre ki bu dördünün ortalaması sektör daha sorun yaşamış. Bunların içinde tabii ki özellikle şu son 128.7'ye çıkmış makine imalat sanayi ortalaması. Burada tarım makinelerinde ki burada göremeyeceksin. Tarım makinelerinde çok hızlı bir artış var. Dolayısıyla o nedenle daralmış. Burada bakıyoruz yine imalat sanayi ve çok önemli değil ama artış oranları var. %7.9 metal işleme makineleri sanayindeki son çeyrekteki artışımız. Tabii üretimdeki artışın yanında ikinci bir faktör var dedik bizim sektörü harekete geçiren. Yani makine imalat sanayini harekete geçiren kapasite kullanım oranları. Ki kapasite kullanım oranları aslında baktığınızda üretimdeki artışı çok fazla destekler gözükmüyor son dönemlerde. Üretimde çok yüksek artışlar olmasına rağmen kapasite kullanım oranlarında aylara göre, bir önceki aya göre hızlı artış sağlanmış, artmış. Yani bir önceki aya göre şuradaki kısmı ama bu ayın yani Kasım 20'nin Kasım 19'a göre yani geçen yıl aynı dönem bir yıl öncesine göre oralarda daralma var. Bütün şeyde şu kırmızı çizgiler aylarda geçmiş yıl aynı döneme göre daralmayı ifade ediyor. Bu ne demek? Kapasite kullanım oranlarının düştüğünü gösteriyor. Bu ise tabii bizim makine imalat sanayi açısından ki bu imalat sanayi ortalamasıdır. Oldukça zor dönemin hala devam ettiğini gösteriyor. Çünkü kapasite kullanım oranlarının yükselmesi gerek ki makine imalat sanayi belli bir noktaya erişebilsin. Tüm bunları verdikten sonra ağırlıklı olarak makine imalat sanayinin değil, metal işleme makineleri ihracatı ve ithalatı üzerinde durmaya çalıştım. Çünkü IMSAT'ın bir toplantısı olduğu için diğer kısımları açıkçası kapsam dışı bıraktım. AİMİ'de kapsayan metal işleme makinelerin son 3 yıllık toplam ihracatında Türkiye'nin bu ki 2017-18-19 değerlerini içeriyor. Almanya %8.4 yani Türkiye ihracatının %8.4'ünü bu grupta yani 73 grubunda şeye yapıyor. Almanya'ya yapıyor. %5.6 Amerika Birleşik Devletleri, %5.2 Rusya, 4.2 Polonya, Cezayir ve diğer ülkeler dediğimiz 50.6. Dikkat ederseniz burada galiba yanlış hatırlamıyorsam 14 tane ülke var. 14 ülke var. Burada demek ki 14 ülkeden sonra gelenler. En önemli özelliklerinden bir tanesi bu grubun pazar portföyü riskinin yani çok sayıda ülkeye tabii maliyeti biraz yüksek ama çok sayıda ülkeye Türkiye'nin ihracat yapma becerisine sahip olması. Yani cüzdan payını artırma şansına sahip bir ülke konumunda ve çok değişik pazarlarda kendini markasını ya da Türk malı imajını en azından benimsetmiş bir grup burası ki Almanya, ABD gibi gelişmiş ülkelere bu beceriyi gösteren bu sektörün geleceğe yönelik olarak ki dikkat ederseniz Almanya, ABD, Rusya, Polonya, İtalya, İspanya, Fransa, Kanada gibi gelişmiş ve bu sektörde öncü olan ülkeler arasında ki İtalya ve Almanya, Tayvan gibi ama ondan çok daha farklı olarak makine imalat sanayinde önde koşan ülkelerden bu ülkelere ihracat becerisini göstermiş olması yani metal işleme makineleri ihracatının geleceğe yönelik küçük de olsa ihracat miktarı çok fazla değil ama çünkü 800 milyon 900 milyon dolar civarında hatırlarsanız geleceğe yönelik bir ışık tutuyor. Bunun yanında alt sektörlere indiğimizde biraz farklılaşıyor çünkü biraz evvel ifade ettim. Örneğin 800 milyon dolar ihracatın ithalatı karşılama oranı makine imalat metal işleme makinelerinde düşük olmasına karşın ahşap işleme makinelerinde ise farklı bir şeye sahip, konuma sahip. Örneğin 2015 ile 2019 yılları arasında Türkiye'nin toplam 5 yıllık ihracatına bütün ülkelerin dünya ihracatı içinde ihracatçı ülkeler arasında Türkiye 13. sırada 420 milyon dolarla. Burada şeyi de görmek mümkün. Dördüncü sırada Tayvan geliyor. 2.8
milyar dolar. Yani aşağı yukarı bizim 4 kere 4, 4 kere 5, 20, 4 kere de 28. 7 katımız daha fazla ahşap işleme makinelerinde Tayvan ihracat pazarlığına son 5 yılda toplamında önde gelmiş. 2019 için ayrıca bu 5 yıllık tabloda Türkiye'yi şurada görüyoruz. Tayvan burada. İşte baktığımız zaman onu görebiliyoruz ki o da işte 37.6 milyar ABD doları ihracat yapılmış. Aşırı makineler ilk 20'ye baktık. Kaçıncı olduğunu şu anda 3, 6, 9, 12, 13. Yine. Tayvan'a baktığımızda 584 gözüküyor. Pardon. Evet. 580 milyon dolar. Evet. Olarak gözüküyor. Dolayısıyla 98 bizim, 584 onun. Almanya 1.9 milyar dolarla 2019 yılında ilk sırada. İthalat açısından baktığımızda Türkiye, biraz evvel ifade etmiş idim ki aşağıda Türkiye'nin ihracatını, ithalatını karşılama oranını da göreceğiz. Dünya ağaç işleme makineleri ithalatında ilk 20 ülkede Türkiye 48 milyon dolarla çok çok altlarda. Sıralamada sanırım 34. falan. Ama buna karşılık şeyi göremiyoruz burada. Tayvan yok galiba, değil mi? ABD, Almanya için yok. Demek ki bu şunu gösteriyor. Zaten doğal olarak tam ihracatçı konumunda Tayvan'ın gerçekten ihracatçı olarak bu tablonun içinde olduğunu gösteriyor. Biraz evvel çünkü ihracat ülkeler arasında 4. sırada yer alıyordu. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konudaki şeyi ise ağaç işleme makinelerinde aşağı yukarı şu ihracatın ithalatını karşılama oranı Türkiye giderek ağaç işleme makinelerinde ihracatın 2.2 katı ihraç eder konuma gelmiş. Demek ki ağaç işleme makinelerinde Türkiye'nin rekabet gücünün oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. İthalatta ise Türkiye net ithalatçı şeyde, dış ticaret açığı yüksek metal işleme makinelerinde ki buraya baktığımızda Türkiye'nin ithalatı nereden diye baktığımızda 2017-2018 yılları arasında 4.3 milyar dolarlık ithalat yapmış Türkiye. Nerede? Metal işleme makineleri ithalatında. Almanya 23.6 ile en fazla ihracat yapan, yani Türkiye'nin ithalatı içinde %23.6 paya sahip birinci sırada olan ülke. İkinci sırada İtalya 12.7, üçüncü sırada Tayvan %12.1, yaptığımız ithalatın 12.1'i Tayvan'dan yapılmış. Japonya 10.7, Çin 9.8 gibi sıralanıyor. Ve dikkat ederseniz ithalat şeyde yoğunlaşmış ki 90-80 diğer ülkeler dediğimiz 8.7. Şurada saysanız 3, 6, 9, 12, 13 ülke. 13 ülkenin dışında kalan ülkelerden 8.7 yapmışız ve ilk 6 veya 5 yaklaşık %90'ını alıyor. Bu 2017-2019 yılları arasında. 2020'nin bir de taze olsun, taze bilgi diye 2020'nin 10 ayında ne yapıldı diye baktığınızda Almanya'nın payı dikkat ederseniz son 3 yılın rakamında 23 küsürdü. Almanya %17.5'a düşmüş. Almanya'nın yaşamış olduğu son dönemde bu küresel ölümcül kriz nedeniyle oldukça büyük bir Avrupa ülkelerinin tümünde, Amerika ve Avrupa ülkelerinin tümünde önemli sorunlar yaşandı. 17.5'a düşmüş. Tayvan bu arada ihracatını önemli ölçüde bize artırmış. Neye göre? Toplam ithalatımız içindeki payını artırmış. Rakam olarak ilk 10 ayla geçen seneki 10 ayıyla bu seneki 10 ay arasındaki ihracat miktarını, bize yaptığı ihracatı bilmiyorum. Bakmadım açıkçası ama baktığım zaman ithalatı belli, ihracatı şeyin toplam ihracatındaki payını artırmış. Demek ki performansı şeye göre, diğerlerine göre 15.1'e çıkmış ve ikinci sıraya çıkmış. Hatırlarsanız 12.1'di. %3'lük daha Türkiye'nin ithalatındaki payı artmış. Çin en büyük sıçramayı yapan ülkelerden bir tanesi. Çünkü Çin 5 yıllık ortalamada 9.8 iken 2020'nin ilk 10 ayında 13.6'ya çıkmış. Bunun belki de uzak doğuda küresel ölümcül salgın etkisinin
bu dönemin başında yaşanıp daha sonra hafiflemesine bağlayabiliriz. Çünkü daha çalışma fırsatı çünkü kapandı. Avrupa'nın kapandığı dönemlerde açılan pencereden yararlanma fırsatı söz konusuydu. Bu olabilir. Bunun dışında birçok faktörü tabii eklemek lazım ama bunun payının da olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Almanya'nın, İtalya'nın, İspanya'nın kapandığı dönemlerde o zaman Uzak Doğu'nun daha çalışır vaziyette olması bu sonucu yaratmış olabilir. Bu tabii gelecekteki rakamlara bağlı olarak kazanılmış bir pay mıdır yoksa geçici kazanılmış bir pay mıdır? Onun ortaya çıkmasını gelecek 2-3 sene içinde görmek mümkün. Dolayısıyla burada da Tayvan'la olan ki toplam ithalatımız 1.08 milyar dolar. Yalnız tabii madem ki Tayvan Türkiye ve biz Türkiye-Tayvan metal işleme makinelerini baktığımız zaman maalesef biz hiçbir şey yapamıyoruz. Şöyle ki Türkiye'nin ihracatı şurada göremiyorsunuz zaten kırmızı 389 bin dolar. 2018'de 885 bin dolar. 2019'da 1 milyon 200 bin dolar. 2020 10 ayda da 1 milyon 142 bin. Artmışız ama yani hala 1 milyon dolarlarda, 1000 dolarlarda uğraşıyoruz. Ama buna karşılık şeye geldiğimizde Tayvan'a geldiğimizde 188 milyon dolar herhalde değil mi? 3 tane daha sıfır eklerseniz 188.409 diyor. 188 milyon dolar 2017'de. 2018'de 194 milyon dolar ithalatımız Tayvan'dan. 140 milyon dolar 2019'da, 2020'de 162 milyon dolar. O zaman bu şeyin karşılıklı ticaretin bir parça iş ortaklığına dönmesinde yarar var. Yani sonuçta Tayvan'ın da Türkiye'den olan gerçi kendi sektörlerinin gelişmesine bağlı olarak ama işbirliklerinin artmasında ve Türkiye'nin ki özellikle ağaç işleme makineleri, metal işleme makinelerinde belki rekabet gücümüz yeterli değil ama bu sektörlerde işbirliğinin karşılıklı hiç olmazsa bu açığı biraz kapatmak adına bir karşılıklı bir ilişkilerini geliştirmekte yarar var diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu da ki ihracatı karşılama oranları 9 yani mukayese edilmeyecek bir konumda. Şimdi bir de belki de genel bilgi olsun diye verdiğim sanırım bu da son slide olabilir. Türkiye metal işleme makineleri ithalatı yıllara göre nasıl olmuş diye baktığımızda ki burada ilk 20'de Almanya ve Çin'in şeyini görüyoruz yine şurada. İlk 2017'ye göre yapılan bir sıralamadır bu. 2017'de Almanya 357 milyon dolar, 2018'de 390 milyon dolar, 2019'da ise 274 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiş. Dikkat ederseniz 2019 yılında biraz daralmış ihracatı. Tayvan aslında 2017'de ikinci sıradaymış Türkiye'nin ithalatı açısından. Yani 188 milyon dolar ithalat yapmış ki Almanya'dan sonra 357, 188, 181, 170 gidiyor. İkinci sıradaymış. 2018 yılında yerini muhafaza edememiş İtalya ikinci sıraya çıkmış. 196 dikkat ederseniz şurada. 196 milyon, 194, 196. 2019'da bir sıra daha aşağı düşmüş. Çünkü Çin 143 milyon dolarla 140 milyon dolarla dördüncü sıraya gerilemiş. Dolayısıyla yani bu şey için, Tayvan için şeyimiz ama bizim ithalat yaptığımız ülkelerden baktığımızda Almanya, İtalya, Çin ki son dönemde Tayvan, Japonya olarak devam ediyor. Burası ise diğer büyüklüğüne bakmayın. Bu 40 milyon dolara göre ayarlanmış bir grafik. Uzunluklarına bakmayın bunların. Daha küçük olduğu için göstermek amaçlı böyle. Bu arada Çekya'nın aslında makine imalat sanayinde diğer sektörlere de baktığımızda Çekya'nın gerçekten bir atılım yaptığını görebiliyoruz. Yani Avrupa'da Çekya özellikle öne çıkan ülkelerden bir tanesi. Avusturya kaybeden ülkelerden bir tanesi. Bizde gerçi artırdığını sadece metal işleme sanayi için söylemiyorum. Genel makine imalat sanayi için Avusturya kaybedenlerden, buna karşılık Polonya ve Çekya öne çıkanlardan ve Tayland yavaş yavaş gelenlerden. Dolayısıyla bu pazarda bizim Türkiye, Türk makine imalat sanayi içinde, diğer bu pazarda rekabet eden ülkeler içinde öne çıkan yeni rakipler olarak sıralamak mümkün.
Ben umarım yararlı olmuştur, amacı da uygun olmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum. Sıkmadım inşallah. Verdiğim bilgilerde yararlı olmuşsa ne mutlu bana. Teşekkür ya, ediyorum. İyi çok günler. Sağ olun kıymetli, hem vaktiniz için hem de bilgiler için. Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi soru cevap kısmına geçelim hemen. Çok da birazcık bir miktar süreyi aştık çünkü. Sorusu olanlar chat kısmına eğer dediğim gibi şey yazarlarsa söz istiyorum şeklinde hemen oradan ilk sırayı sırasıyla veririm. Benim bir sorum olacak. Nazan Hanım, bu arada biz sorumu yönelteyim hemen. Bu Mart'ta dediniz zannediyorum. Timtos fuarı yanlış hatırlamıyorsam. Bir evet. Erteleme söz konusu olacak mı? Bir de bu promosyon çağrılarının aşağı yukarı ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilginiz var mı diye hemen. Çünkü üyelerinizin birçoğu üretici ve metal işleme konusunda da işte Tayvan Türkiye'nin iyi bir partneri. Muhtemelen birçoğunun fabrikasında da Tayvan makinaları mevcuttur diye düşünüyorum. Türkiye'de de bir miktar tabii ilerleme var bu süreçte ama biraz daha vaktimiz var galiba takım tezgahında metal işleme konularında. Dolayısıyla zannediyorum uzun bir süre daha Tayvan'la partner olarak devam edeceğiz gibi gözüküyor. Timtos'la ilgili varsa bir bilgi hemen onu alalım sizden. Sonra da Ruhi Hoca'ya bir sorum olacak. Teşekkür ederim Onur Bey. Timtos dediğim sunumumda bahsettiğim üzere sizin de belirttiğiniz gibi 15-20 Mart 2021 tarihleri arasında olacak. Şu an için bir erteleme söz konusu değil ama tabii ki bu pandemi sürecinde açıkçası fuarlar en çok etkilenen sektörlerden birisi oldu. Biz de Türkiye'de deneyimledik biliyorsunuz. Gerçi sizi ayrıca tebrik etmek istiyorum AYIMSAT olarak bu yıl ağaç makineleri fuarını bütün zor koşullara rağmen başarıyla gerçekleştirdiniz. Bu yılı pas geçmediniz. Takdir edilesi bir destekti. Tekrar tebrik ediyorum ama birçok fuar ertelendi biliyorsunuz. Şimdi 2021'de farklı olmasını ümit ederek biz de erteleme olmadan Mart ayında fuarın gerçekleşmesi yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ama tabii ki son dakikaya kadar biz de emin olamıyoruz bununla ilgili olarak. Şu an için Tayvan hala yurt dışından gelen ziyaretçilere karantina uyguluyor. Bununla ilgili fuarlara yönelik bir ayrıcalık tanınabilir mi uluslararası ziyaretçilere? Onun görüşmeleri yapılıyor. İnşallah tabii ki o zamana kadar belki de şartlar çok daha iyi gelişir ve bu karantina tamamen kalkmış olur, karantina uygulaması. Öyle olursa zaten böyle bir ayrıcalık tanınmasına da gerek kalmadan herkes rahatlıkla fuar ziyaretini gerçekleştirebilir diye umuyoruz. Bu arada şunu da parantez içinde belirteyim. Tayvan sağlık sektöründe de çok güçlü bir ülke ve bu pandemiyi şu ana kadar geliştirdiği tedbirler ve stratejilerle en az zararlı atlatan ülkelerden birisi konumunda. Özellikle vaka ve hasta sayısı konusunda ama çok da titiz tabii uygulamaları var. O yüzden bu karantina ve gibi ve benzeri süreçleri hala devam ettiriyorlar. Fuarla ilgili promosyonlar bizim genelde yılbaşı itibariyle yani Ocak ayı gibi zaten Ocak ayında bir büyük bir lansmanımız oluyor fuarla ilgili. Son bir tanıtım çalışması. Onunla birlikte fuarla ilgili promosyon duyurularımıza da başlarız. Sizlerle de sektörle de paylaşırız. Umuyorum her şey yolunda gidecek. Fuarımız da zamanında açılacak. Sizleri de orada ziyaretçi olarak ağırlayacağız diye temenni ediyoruz. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Henüz bir soru talebi gelmediği için ben Ruhi Hocam'a bir soru yöneltmek istiyorum. İç pazarlarda daralma var dediniz birçok göstergeyi anlatırken hocam. Ama ilk 10 aydaki ithalat verileriyle işte atıyorum 2019'u kıyasladığım zaman 10 aylık ithalatın daha fazla gerçekleştiğini görüyoruz. Hani iç pazarda daralma varken ithalatın bu kadar artmasının yani benim aklıma gelmedi açıkçası bir sebebi ama sizin söyleyebileceğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Mikrofonunuz kapalı hocam. Şöyle ifade edeyim. O bir grafik vardı. Onu hatırlarsanız
sabit sermaye yatırımlarında Türkiye'nin makina ve teçhizat yatırımları 3. çeyrekte 23.6 idi. Evet. Bir önceki dönem 6 küsürdü. Bir de 4.7'lik artışları var. Yani ilk 3 çeyrek makine imalat sanayinde artışlar söz konusu. Tabii Türkiye'nin ağırlıklı ithalatçı olduğu metal işlemede hatırlarsanız yine ithalatında artış var. 9 küsürlük, %9'luk bir artış var. Ki ithalat ağırlıklı orası. Onun dışında genel amaçlı makinalarda değil ama özel makinalarda onlarda bir artış var. Dolayısıyla baktığınızda o şeyler birbirini destekliyor. Yani oradaki talep. Çünkü bizim belirli kalemlerde rekabet gücümüz düşük makine imalat sanayinde. Ama buna karşılık belirli ürün alt sektörlere dağılımına baktığımızda belirlerinde sınırlı sayıda olanlarda rekabet gücümüz yüksek. O nedenle ithalatın artması doğal olarak ortaya çıkıyor. Bu arada şunu da ifade etmek isterim. Tabii ben teknolojiye falan girmedim fazla ama Türkiye'de şu anda ARGE merkezleriyle makine imalat sanayinde de dahil olmak üzere önemli bir gelişme var ki Nazan Hanım ifade ettiği gibi IoT dediğimiz internet of the things dediğimiz ya da şeye baktığınız zaman tam Türkçesini şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Neyse Türkçesini de hatırlarım şimdi söylerim. Nesnelerin interneti ki %90 tüketici pazarına yöneliktir. Ağırlıklı olarak kullanılan teknoloji yok ama artık giderek ki pandemiyle de birlikte gerek makine imalat alanında satış sonrası servis olmak üzere nesnenin internetine büyük yatırımlar var. O konuda araştırmalar devam ediyor. Yine biraz evvel ifade ettiğim Nazan Türkiye'de de yine akıllı artificial intelligence dediğimiz yine teknoloji üzerine çalışmalar var. Dolayısıyla özellikle bu makine imalat sanayi konvansiyonel makinelerin artık diğer makinelerle birlikte hareket etmesini sağlayabilecek arayışlar var. Yani Türkiye'de de gerçekten yurt dışında rekabet edebilmek için makine imalat sanayi var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Onu da ifade etmek isterim. O kısma çünkü değinmedim. Aynı şekilde küçük orta ölçekli işletme dağılımları benzer biçimde. Çünkü sonuçta imalat sanayi makine imalat sanayinin niteliği itibariyle bazı kalemlerde zaten orta veya küçük ölçekli işletmeler var ama ölçek ekonomisi sorunu yani işletme büyüklükleri ise bazı alanlarda yetersiz. Yani dolayısıyla onları da ilave etmek isterim. Sorduğunuz soruyu demiyorum yanıtlayabildim. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Şu an için soru da gelmedi. Vakti de açtık. Nazan Hanım, Mr. Chen, Mr. Ceyda, Miss Ceyda. Uygun görürseniz toplantıyı kapatalım. Ben çok teşekkür ediyorum işbirliğiniz için. Tüm katılımcılara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum sabrınız için, dinlediğiniz için. Tekrar yeni bir webinar diyeyim organizasyonda. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun.